500 liradan 150 liraya inen kürk. Tabii evet, gerçek değil. Gerçek olsaydı giymezdim zaten. Peki bakalım jürimiz acaba ne yorum yapacak kombinin için? Buyurun Bilge Hanım, sizinle başlayalım. Melika merhaba. Merhaba. Çok fazla uzatılacak bir şey yok. 3 tane güzel parça seçmişsin. Evet. Küpelerinde kırmızı kullanma fikrini sevdim ama o küpeler değil, küpen hariç her şeyini çok beğendim. Fazla söze gerek yok. Rujunun kırmızı olmasına sevdim. Olmuşsun. Teşekkür ederim. Selin Hanım, buyurun sizinle devam edelim. Melikacığım, merhaba, aşkım. Küpelerini asla. No yani bu kıyafete. Asla olmaz. Ceketin gerçekten çok şey, çantan da güzel olmuş. Onun dışında çok beğendim. Makyajın da, her şeyin de gayet. 290 TL'ye bir hanımefendinin pazardan ne kadar şık gösterilebildiğini kanıtlamış bir bayan olarak karşıma duruyorsun. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Bravo. Bırak bugünü. Yani keşke daha fazla bu tarz konseptler verseydik ve seni daha çok böyle görseydik burada. Çok iyi bir kombin var karşımda. Tabii içindeki gömlek uzun kollu olsa tabii daha güzel olurdu. Fiziği uygun olan ve tabii ki ten rengi de uygun olan birçok kadının bence gardırobunda olması gereken parçalar. Asla modası geçmeyecek şeyler bunun. Yani çok şık bir deri pantolon, gömleğin falan. Çok iyi yani. 119 altının sahibi olursan ne yapacaksın? Benim en büyük hayalim, ilkten de söylemiştim. Ben kendim 19 yaşında, 18 yaşındayken buraya geldim. Her şeyi bırakıp kendim sıfırdan başlamış oldum. Hı-hı. Yani ne başarılı varsa şimdiye kadar kendime ait. Bir genç kız olarak çok şeyler gördüm, çok şeyler yaşadım ve çok telaş yaptım, çalıştım. İstiyorum ki eğer kazansam onun büyük bir kısmını ihtiyacı olan aileler ve gençler, bayanlar, gelinler öyleyle yani onlarla paylaşacaksın, yani verecek, yardım evet, edeceksin yardım ihtiyacı etti. Olanlara. Evet, ama gerçek ihtiyacı olanlar. Hı-hı. Tüm altınlarla evet. Yardım. Evet, en büyük hayalim öyle çünkü istemiyorum benim gibi yani şey olsun, çok telaş yapsınlar. Gençliklerini kaçırsınlar. İstemiyorsun. Yok, ben gençliğim çok iyiydi yani. Şimdi ne olur bu şimdi ya? Telaş dediğin nasıl bir telaş? Yani çok çalışmak, çok çabalamak. Hı hı. Öyleyim yani. Neden duygulandın Melika? Evet ya, ben de anlamadım. Allah, ilk defa ağlıyor ya. Buradan. Ben çok iyi anladım onu. Ben ama hissettim onu sende. Yani sen kendim için. Sıkıntılı bir süreç mi geçirdin? Hayır, sıkıntılı bir süreç değildi. Aslında çok başarılı bir süreçti benim için. Tecrübe etmediğim şeyleri tecrübe ettim. Benim için çok güzel. Yani şimdi düşünüyorum, şimdi kendimden daha memnunum. Yani o kafadaysaydım, eğer eski kafada kalmıştım, hiç ilerlemezdim yani, hep çocuk kalırdım yani. Ama sıfırdan başlamış olduğum için çok acılar vardı. Bir yabancı olarak, bir kız olarak, bir genç kız olarak, başka ülkelerle bir süre şeylerle uğraşmak, kendin yani karşılaşmak yani onlar için. Biraz daha erkendi ama çok şükür yani hem yardım oldu hem de iyi insanlar benim yoluma çıktı. Güzel yollar açıldı. Bir yere kadar geldim. Senin çektiğin sıkıntıları evet. Başkasının çekmesini istemiyorsun. Şimdiki tecrübelerimle daha yani hayatımdan ne istediğimi daha iyi biliyorum. Daha netim. Peki bu altını da alırsan genç kızlarımızın hayallerini gerçekleştirmek evet, istiyorsun. Evet, ne elimde gelirse onlara, ya da nereye gelirsem onları da aynı şekilde oraya destekleyerek getirmek. Destekleyerek onlarla birlikte ilerlemek aynen. İstiyorsun. Peki teşekkür ediyoruz. Seni rakiplerinin yanına alabilirim. Ve hemen Melika'nın kombin yorumlarına geçelim bakalım. Melika'yı nerede görsem dışarıda, aa ne kadar zengin, ne kadar kaliteli bir kız deyip dönüp bakarım. Çünkü gerçekten giydiklerimiz değildir bizi kaliteli gösteren, taşımamızdır bizi kaliteli gösteren. 150 liralık bir kürkü eğer ki sen burada bu kadar güzel ve kaliteli taşıyorsan benim gözümde bir numarasın Melika. Teşekkür Rakibim ederim. Rakibim de olsam ben sana bunu söylerek. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Puanlarınızı yazabilirsiniz. Evet Melisa.
Benim Melika için puanını öğrenebilir miyiz? Benim Melika'ya puanım 4. Melisa'dan Melika'ya 4 puan gidiyor. Var mı arttıran? Ece'den bakalım kaç puan gidecek Melika'ya? Benim Melika'ya puanım 4. Ece'den teşekkür de 4 puan canım. Gitti ve Dişah, Melika'ya kaç puan veriyorsun? Hak edenin hakkını veriyorum. Benim Melika'ya puanım 5. Teşekkür ederim. Dişah'tan 5 puan gitti ve Ebrar. Resmim iyi değil yani. Niye gülüyorsun? Bakalım mesela. Son olarak çok Ebrar'dan güzeldi. Melika'ya kaç puan gidecek? Kalpleri ben tamamlamış olayım. Teşekkür ederim. 3 puan. 3 puan da evet. Ebrar'dan gitti Melika'ya. Melika'cığım senin jürinin önüne alayım. Ve artık bugünkü yarışmamızın sonuna geldik. Melika son yarışmacımız. Her an bu tabloda dengeleri bozabilir ve sizin puanlarınız çok önemli. Selin Hanım'dan alalım bakalım Melika'ya kaç puan gidiyor? Benim puanım 10 ama yıldızım çok yamuk oldu. Ay, dans ediyor gibi. Teşekkür ederim. Ve Selin Hanım'dan Melika'ya 10 puan gidiyor. Ve bakalım Raşit Bey'den Melika'ya kaç puan gidecek? Kombin 290 TL miydi? Evet. Yani 290 TL, ben bundan daha şık bir kombin görmedim hayatımda. Çok iyi. Melika'ya puanım 10. Teşekkür ederim. Ve Raşit Bey'den de 10 puan gidiyor Melika'ya. 4 vardı. Sıra geldi Bilge Hanım'a. Son puan ve elimde duran bu tabloda eleme potasına girecek olan 3 kızı da hemen hemen belirleyecek. Hı hı. Aslında belirlendi gibi. Ama sizin puanınız tabii ki çok önemli. Ve bakalım Bilge Hanım'dan Melika'ya kaç puan gidiyor? Benim Melika'ya puanım 9. Nazar boncuğu olsun. Süpenden. Teşekkür ederim. Ve Melika şu anda 45 puan alarak bugünün birinciliğine yükseliyor. Ve şu anda genel tabloda... Evet. Melika 1, Dişah 2, Ebrar 3, Melisa 4 ve Ece 5. sırada olmuş oluyor. Bu durumda Ebrar, Melisa ve Ece maalesef eleme potasına giriyor. Ben 3'ünü yanıma alıyorum. Melika'yı